Güney Kore bugün dünyaya teknoloji ihraç eden, kendi özgün ürünlerini yapan dev ekonomiye sahip bir ülke ve aynı zamanda son yıllarda havacılık ve savunma konusunda da çok önemli adımlar atıyorlar. Güney Kore'nin havacılıktaki en önemli projesi gelecek nesil savaş uçağı KF-X. Bu projeye Türkiye ortak olmalı mıydı? Böyle bir teklif Türkiye'ye gelmiş miydi? KF-X ve bizim yürüyen projemiz Milli muharip uçak arasındaki farklar nelerdir? Bu videomuzda bana en çok sorulan bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Videomuzun ilk bölümünü KFX savaş uçağı oluşturacak. İkinci bölümünde Türkiye-Güney Kore ilişkileri ışığında bu projeye milli muharip uçak projesini yan yana koyup bir karşılaştırma yapacağız. <laughs> Şimdi size desem ki Samsung, Daewoo, Hyundai bunun bir havacılık ve savunma kanalına ne alakası var diye sorabilirsiniz. Çünkü işte birisi elektronik devi, biri otomobil devi dünya açısından. Evet, bu üç şirket Kore Havacılık Endüstrisi, KAI olarak adlandırılan Kore'nin Aerospace Industries'in ana ortakları arasında yer alıyor. Aslında KAI'nin kuruluş hikayesi de bizim Ankara merkezli Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın kurulum hikayesi de çok benzer bir yapıda. 1980'lerde çeşitli girişimler var Kore'de ve sonrasında KAYI olarak adlandırılan bir şirketin ilk adımları atılıyor. Çıkış noktası da 1990'da gündeme gelen KT-1 eğitim uçağı. Bugün KT-1'lerden 40 adeti Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor ve Çiğli'de pilotaj eğitiminin orta safhasını oluşturan bir uçak. İşte bu uçağı yapmak üzere Kayı şirketinin temelleri atılıyor. Arkasından KT-1 çıkıyor ve KT-1 sonrasında bir helikopter projesi Suriyon ile Kayı yoluna devam ediyor. Daha sonra da bir jet uçağı T-50 ortaya çıkıyor. Yaklaşımlar aslında Türkiye ile gerçekten çok benzer. Bizim de KT-1 benzeri Hürkuş, jet motorlu eğitim uçağımız Hürjet, Genel maksat helikopterimiz T625 Gökbey var. Tabi bu çalışmaların yanı sıra kayı çeşitli uçakların lisans altında üretimi örneğin F-16. Türkiye gibi çeşitli uydu projeleri hayata geçiren yaklaşık yıllık cirosu 2,5 milyar dolar civarında olan önemli bir savunma devi. Bu savunma devinin şu an en önemli amiral gemisi KFX olarak adlandırılan savaş uçağı. Bu savaş uçağı nasıl ortaya çıktı derseniz aslında savaş uçağının hikayesi 2002 yılına kadar gidiyor. Dönemin Güney Kore Başbakanı Güney Kore Hava Kuvvetleri'nin akademisinde yani bizim havar bokuluna eşit yerde konuşmasında Güney Kore'nin bir gün kendi savaş uçağını yapacağını kf olarak adlandırılan bu projeyle ilgili çalışmaların başlandığını açıklıyor. Yıl 2002 arkasından öncelikle bu projenin Akademik altyapısı oluşturuluyor. Nedir akademik altyapısı? Gelecek nesil savaş konseptleri ne olacak? Hava kuvvetlerinin ihtiyaçları nedir? Akademik anlamda hem Havar Bokulu'nda hem de üniversitelerde bir araştırma yapılıyor. Ve ortaya bazı konseptler çıkartılıyor. Kayı şirketi 4 farklı tasarım yapıyor. Yıl 2010'a geldiği zaman bunu görüyoruz. Bu 4 farklı tasarımın her birinin kalkış ağırlıkları çok farklı. Ve ilk model Tek motorlu bir uçak, kalan diğer 3 modelde çift motorlu uçaklar. Bu uçakların boş ağırlıkları yaklaşık 9 tondan başlayıp 11.9 tona kadar yani yaklaşık 3 tonluk farklı ağırlıklara sahip modeller. Kore bu çalışmaları yaparken KF-X'in uluslararası anlamda pazarlamaya başlıyor ve yanına ortak ülkeler alıyor. Malum o dönemler içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de KT1 eğitim uçakları alınmış. Türkiye'nin de kapısı çalınıyor. Kore hükümeti projenin %60'ını finanse etmeyi taahhüt ediyor. Geri kalan %20 kay şirketi tarafından veriliyor. Ve geriye de %20'lik yani 5'te 1'lik bir pay kalıyor. Bu pay için Türkiye'nin kapısı çalındığı zaman Türkiye proje önce sıcak bakıyor. Ama Güney Koreliler dosya açtıkları zaman Türkiye'ye sadece üretimde pay vermek üzere adımlar attığı ortaya çıkıyor. Geri kalan bütün mühendislik tasarım işlemlerinin hepsi Güney Kore'de yapılıyor ve bununla da ilgili Türkiye veya ortak olacak başka bir ülkeye de herhangi bir pay verilmiyor. Bu nedenle Türkiye Güney Kore'nin bu yaklaşımından çıkıyor ve kendi yolunda yürümeye karar verip milli muharip uçak projesini İngilizce adıyla TFX'i başlatıyor. Güney Kore'nin bu çağrılarına Endonezya cevap veriyor. Endonezya'ya geri kalmış bir ülke gibi gelebilir size ama havacılık teknolojileri açısından altyapısı iyi bir ülke. 1990'ların sonunda da kendi turboprop uçağını N250 projesinde üretebilmiş gerçekten o açıdan ciddi bir mühendis sayısına ve fabrikaya da sahip bir ülke. Endonezya projeye %20 ile ortak oluyor. Fakat Endonezya'nın ortaklığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bariyerine takılıyor. KFX'in ilk imal edilecek 4.5. nesil olarak adlandırılan basit modelini Endonezya'nın alabileceğini ifade ediyor. Başta AESA gibi ileri düzey radar ve teknolojiler çeşitli karıştırma sistemlerini Amerika vermeyeceğini ifade ediyor. Ve Endonezya bunu kabul ettikten sonra yoluna %20 ortakla devam ediyor. Ama bugün bile halen işte Endonezya'nın ödemeleri, yapması gerekenler gibi konularda da Güney Kore ile aralarındaki sıkıntılar devam ediyor. Koreliler hızlıca çalışmalara başlıyorlar. Tabi Koreliler geçmişte KT-1 gibi turboprop bir uçak. T-50 tipi jet motorlu eğitim uçağı ki gayet yüksek performanslı bir uçaktır. Bu iki projeyi yaptıktan sonra ciddi anlamda bir altyapıları var. Ve KFX de bunu devam ettiriyorlar. Mühendislik açıdan gelişmişler. Ama mühendislik açısından da en büyük desteği Koreliler Lockheed Martin şirketinden alıyorlar. Hem T-50'de hem de kf de Lockheed Martin'in gerçekten getirdiği e, tecrübeler bu projelerin daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. Koreliler bazı konularda da örneğin meteor füzesi için Avrupa'nın kapısını çalıyorlar bunu alıyorlar. Bazı radar sistemleri için İsrail'in kapısını çalıyorlar. Keza elektronik karıştırma sistemleri konusunda da İsrail'le bir ortaklıkları var. Ve bu tür gelişmiş teknolojiler Amerika, Avrupa, İsrail gibi ilerlemiş ülkelerden alınarak proje devam ettiriliyor. Kfexe şöyle bir baktığımız zaman uçağın gövde boyunun uzak uzunluğu 16.9 metre olduğunu görüyoruz. Yani F-16'dan bir tık büyük bir uçak bu. Öncelikli olarak tek motor gündeme geliyor çünkü hava sahası olarak Güney Kore çok da büyük bir ülke değil. Herhangi bir motor arızasında uçağın inebileceği birçok askeri meydan veya havaalanı var. Herhangi bir problem olmadan yetişir diyorlar ama Endonezya projeye girince çift motor üzerine karar kırılıyor. Çünkü Endonezya çok büyük bir ülke ve hava sahası gerçekten çok geniş bir ülke. Herhangi bir motor arızası yaşandığı zaman pilotların çok da gelip bir yere inme şansı yok. Fırlatma koltuğunu kullanıp uçaktan atlamak durumunda kalabilir. Bu nedenden dolayı çift motorlu bir uçak üzerinde durulmaya başlanıyor. İlk etapta Kore'nin hedefi hava kuvvetlerini uzun yıllar kullandığı F-4 ve F-5'lerin yerine bu uçağın geçmesi ve aynı zamanda da F-16 ile mevcut teslim alınmaya başlanan F-35'in arasında da bir uçak olması isteniyor. Yapılan bu çift motor seçimiyle birlikte F-16'ya göre uçağın %50 daha fazla menzile kavuşması sağlanıyor. Aynı zamanda da gövdede yeni nesil teknolojiler metallerin kullanılmasıyla birlikte de uçağın gövde hizmet ömrü %34 gibi bir oranda arttırılıyor. Bu iki avantajı da yan yana koyup F-16 ve F-35 arasında çıkan bu model konusunda nihai karara varılıyor ve son seçimlerde de Lockheed Martin mühendisleri de görev yaparak bu dediğin tasarlanan 4 modelden üçüncüsü seçiliyor ve üçüncüsü biraz daha hafif diğer modele göre çift motorlu bir uçak ve çalışmalar dondurulup arkasından imalat sürecine Koreliler başlıyor. Yaklaşık 2 yıl önce dondurulan ana tasarımdan sonra İmalat sürecinde halen 8 uçağın üretimi devam ettiriliyor. Bu 8 uçaktan ilkinin fabrikadan çıkartılması için önümüzdeki Nisan Mayıs ayları hedefleniyor bakalım e, fabrikadan bu uçak nasıl çıkacak Biz de merakla bekliyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi F35'ten biraz daha küçük bir uçak. Bazı füzelerini bombalarını gövde içindeki istasyonlarda taşıyabiliyor. Geri kalanlarını kanat ve gövde altında dışarıda taşıyabiliyor. Bir bakıma F16'dan daha üstün sistemlere sahip, yani 45 nesil uçakta AESA radar sisteminin yanı sıra kızılötesi arama ve takip sistemi ile özel bir jammer sistemleri de yer alıyor ama biraz önce de belirttiğim gibi bazı teknolojiler Endonezya'ya verilmiyor. Koreliler uçağın ilk 45 nesil olanını Endonezya'ya ihraç edecekler. Bir bölümü de kendi testleri için kullanılacak. Arkasından uçan stealth yani radara görünürlüğü çok daha düşürülmüş, daha gelişmiş sistemlere sahip 5. nesil modeli içinde çalışmalar devam ediyor. İkinci etaptan itibaren de yani kendileri için üretilecek uçaklar için de KF-X'in 5. nesil olması öngörülüyor. Tabi burada edindikleri tecrübeleri ileride farklı farklı havacılık projelerine de aktarmayı planlıyor Güney Koreliler. Gelelim şimdi videomuzun ikinci bölümüne. Türkiye ve Güney Kore ilişkilerine bir bakalım. Biliyorsunuz Kore Savaşı sonrasında Türkiye'nin de verdiği destekle Kore Savaşı'nda dengeler kuruluyor. Ülke ikiye bölünüyor. Yukarısı kuzey, aşağısı güney olarak adlandırılıyor. Güney Kore'nin arkasında başta Amerika var ve tabii ki Kuzey Kore'nin arkasında Çin ve Rusya var. Böyle bir ikiye bölünülüyor. Bu Kore Savaşı 1950'lerin başında arkasından Kore'ye Amerika'nın çok büyük bir yardımı oluyor. İşte teknolojik anlamda yatırımlar geliyor. bu arada tabii Güney Koreliler eğitime büyük önem veriyorlar. Üniversite ve diğer eğitim kurumlarını tekrar ayaklandırıp yeni Batı sistemlerine göre yeni bir organizasyona giriyorlar ve bu yatırımları yavaş yavaş işte dünyada ortaya çıkan işte Samsung gibi, Hyundai gibi büyük devler oluşturmaya ve dünya ekonomisinde de işte iletişimden elektronik aletlere, otomotive, gelişmiş bilgisayar sistemlerine kadar farklı farklı alanlarda da çok önemli ürünler vermeye başlıyorlar. Ama savunma havacılık konusunda Güney Kore'ye baktığımız zaman işte satılan F-15E uçakları, paylaşılan teknolojiler açısından Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biri. Zaten böyle Amerika'nın iyi sistemleri paylaştığı ülke sayısı işte Ortadoğu'da İsrail, Suudi Arabistan, Uzak Doğu'ya doğru geldiğimiz zaman Güney Kore, Singapur ve Avustralya Amerika'nın çok yakın ilk etaptaki müttefiklerinin başında geliyor. Bu açıdan da Amerika Kuzey-Güney dengelerini iyi koruyup Güney Kore'ye çok ciddi miktarda savunma ihracatı gerçekleştiriyor ve Güney Kore'de bir şey alırken silah alırken özellikle Amerikalıları çok yakından destekliyor Bu işbirliği ile birlikte Amerika'da birçok kritik teknoloji Güney Kore'ye satarak yararlanmasını ve bir organizasyon kurmasına da çok önemli katkılar bulunuyor Şimdi videonun başında da belirttiğim gibi, en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye'nin gelecek nesil savaş uçağı projesinde neden Kore ile ortak olmadığını onu açıkladım. Çünkü Koreliler herhangi bir mühendislik paylaşımı Türkiye ile yapmadıkları için Türkiye'nin de bu konuya yaklaşımı çok net olmuştu ve kendi yolunda devam etmeye başlamıştı. Şimdi bir tarafta KFX, bir tarafta da milli muharip uçağı yan yana koyduğumuz zaman iki uçak arasında aslında boyut olarak çok ciddi bir fark var. Tablomuza baktığımız zaman KF-X'in gövde uzunluğu 16.9 metre bizim milli muharip uçağın ise 21 metre olduğunu görüyoruz. Yani arada yaklaşık 4 metrelik gibi çok ciddi bir boy farkı var. Milli muharip uçak daha görüntü ve boyut olarak işte KF-X'i F-35'e yakın bir uçak olarak görürsek milli muharip uçak biraz daha görüntü olarak F-22'ye yakın boyutlarda bir uçak. Benzer durum kanat açıklığı içinde geçerli. KFX'in 11.2 metre kanat açıklığı var. Bizim milli muharip uçağın ise 14 metre. Yükseklik açısından KFX 4.7 metre, milli muharip uçak 6 metre. Motorlara baktığımız zaman ise çok ciddi bir fark görülüyor. Canlı e, elektrik yapısı F414 tipi motorlar KFX'te kullanılıyor. 2 adet motor her biri 13.000 libreden 26.000 libre itiş gücüne sahip. Bizdeki motorlar ise her biri 27 bin libra yani KFX'teki iki motordan daha güçlü. 2 çarpı 27 bin yaklaşık 54 bin inanılmaz bir itiş gücüne sahip. Hız olarak baktığımız zaman KFX ve Milli Muharip Uçak 1.8 mahluk sürete sahip durumdalar. Sonuçta bir tarafta Güney Kore, bir tarafta Türkiye. Tabii ki tek başlarına uçak yapımında hemen öyle kolay bir iş değil. Türkiye mühendislik açıdan e, İngiltere'den İngiliz BAE Systems şirketinden destek alıyor. Bu konuda Güney Koreliler de Lockheed Martin, Amerikan Lockheed Martin çalışıyorlar ve bazı F-35 projelerindeki elde edilen bilgi birikimi de Korelilerle paylaşılmış durumda. iki ülkede ilk etapta başlangıçta Amerikan motorlarını tercih etmiş durumda. İşte Koreliler General Electric'in F-414 daha ufak bir motor. Türkiye ise F-16'larda kullanılan yine General Electric'in F110 motoruyla yola başlıyorlar. Türkiye'nin hedefi seri imalatla birlikte bu motorların yerini yerli motorlara bırakacak şekilde bir adım atılması TR motorla bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Belirtmek istediğim bir konu tabii ki KFX çok daha önce neredeyse 10 yıl önce başlamış bir proje. Türkiye'de ilk defa Milli Muharip Uçağı'na da 2010 yılında duyuldu. 2011 yılında o zamanki adıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'yla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında bir adım atıldı. Ama Korelilerin uçağı bir 10 yıl önce başlamış durumda. Son duruma baktığımız zaman Korelilerin uçağı önümüzdeki ay fabrikadan çıkacak. Hedef 2022'de ilk uçuşunu yapması. Teslimatların ise 2025'te başlaması. Bizim uçak ise 18 Mart 2023'te fabrikadan çıkartılacak. Ve son olarak TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in verdiği bilgiye göre de 2025 yılında ilk uçuş hedefleniyor. Türkiye yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ardından teslimata 2029'da başlamayı hedefliyor. Jenerasyon olarak baktığımız zaman Milli Muharip Uçağı'nın ilk etapta aynı kf gibi işte 4.5. nesil hatta biraz daha 5'e yakın bir nesil olması planlanıyor. Bu açıdan biraz önde sistemler olarak gözüküyoruz. Ama dediğim gibi bu uçak projesi baştan da belirtiyorum Korelilerin 2002'den günümüze neredeyse 20 yıllık bir hayalleri bizim de yaklaşık 11 yıllık bir hayalimiz. Ee, bu tür projelerin hayata geçmesi gerçekten çok ciddi çalışmalar, mühendislik çalışmalar ve harcanan milyar dolarlarla gerçekleşebiliyor. Lütfen sorularınızı bana yorum olarak yazın. İşbirlikleriniz için info.tolgozbek.com adresine mesaj gönderebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık projeleriyle ilgili haberler tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan da takip etmeyi lütfen unutmayın. En son olarak katıl tuşuyla bizlere destek verebileceğiniz gibi abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Yarın bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.